Bunlar bir başlangıç noktasından başlasınlar arkadaşlar. Diyelim şöyle bir B noktası olsun. Buradan böyle zıt yönde gidiyorlar. Zıt yönde gittikleri için aslında şöyle oluyor. Birinin hızı V1, birinin hızı V2 olsun arkadaşlar. V1 artı V2 çarpı 2 olduğunda 128 olacak. Böylece V1 artı V2 64. Neden topladınız diyebilirsiniz. E, mecburen o zaman şunu görmelisiniz. V1 çarpı 2 gitti buraya kadar. Bu da V2 çarpı 2 gitti. Uzaklaştılar birbirlerinden. Toplam uzaklaşma 128. Buradan da aynı şeye geliyor zaten. Hızları farkını bana 16 olarak vermişti. Taraf tarafa topladığımda 2V1 eşittir 80. V1 arkadaşlar 40 geldi. D şıkkı. Burada formül yapacağız değil mi arkadaşlar? Bakın şimdi. 45 çarpı A. Sonra 30 çarpı B eşittir. A artı B çarpı 35. 5'e bölelim 9A. 5'e bölelim 6B. 5'e bölelim 7A artı 7B. Dolayısıyla buradan arkadaşlar 2A eşittir B kaldı. A'nın B'ye oranı 1 bölü 2. B şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada boylamasına düşey çubuklara bakalım. A, A, A. Bu 4A uzunluğuna sahip ve bundan 6 tane var burada düşeylerden artı 5 birim uzunluğuna sahip arkadaşlar şu çubuklardan enlemesine kaç tane var? 5 tane. Dolayısıyla oradan da 25 A geldi. Toplam uzunluk 343. A 7 oldu. Haliyle uzun kenar arkadaşlar 35. Kısa kenar 4 çarpı 7'den 28. 35 28 daha 63. Toplarsak daha doğrusu çarparsak 2 ile 126 oldu çevre. Buranın toplam alanı arkadaşlar nedir? Burada bakın şöyle yaparsanız aslında ben göstereyim bakın. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi burada 4, 3, 2, 1, 5. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane blok var bakın. 1, 2, 3 bunları sayıyorum. Toplam o zaman böyle 5 çarpı 6 bölü 2'den 15 tane blok var. Bir tanesi 40 çarpı 24. Toplam alan 15 çarpı 40 çarpı 24. Bir tane ufak dikdörtgenin alanı ne? 20 çarpı 6. Bundan kaç tane kullandığımızı anlamak için bölme yaptım bakın. Dolayısıyla 24'ü 6'ya böldük 4. 40'ı 20'ye böldüm 2. 15 çarpı 8'den 120 tane fayans kullanılacakmış E şıkkı. Burada çok hızlı bir şekilde yerleştirirsek bakın arkadaşlar. Şimdi haliyle 10 yine yerinde duracak. 9'un üstüne 3 almak ne demek? Artık 3 ikinci sırada oluyor demek. 9 bir aşağı kayıyor demektir arkadaşlar. Sonra 8 de bir aşağı kayıyor. 7 de bir aşağı kayıyor. 7'nin hemen altına 5'e alıyormuşuz. Bakın yine 5'in yeri değişmedi. Sonra artık mecburen 7 ile 6'nın arasına gireceği için 5 6 5'in altında kaldı. 4 arkadaşlar burada oldu ve 2 de burada oldu. O zaman değişmeyenler 2 5 ve 10 oldu arkadaşlar. 3 cevabımız C şıkkı. 2'den 10'a kadar sayıların toplamı kaç? Onu bir söyleyelim önce. Eğer 1'den 10'a kadar olsaydı 10 çarpı 11 bölü 2'den 55 olacaktı. Ama 1 hariç arkadaşlar o zaman 55 eksi 1'den 54 bu sayıların toplamı. Şimdi burada size şunu söyleyeceğim bir de diyelim burada ilk burasının numarası x olsun. Bu 5 ve c'nin toplamı da x yapıyor. Burası y olsa arkadaşlar bunların toplamı y yapıyor. Z olsa z yapıyor. Haliyle 2x artı 2y artı 2z 54 olduğundan x artı y artı z yani sarıların toplamı x, y, z orası bakın. Sarıların toplamı 27 yaptı. Dolayısıyla bu bilgiyi kullanacağım ben şimdi. 27 olması için arkadaşlar Buraya yazabileceğiniz artan sayıdaki sayılar anca 8 olur, 9 olur ve 10 olur. Başka türlü 10'dan e, daha büyük çıkar yoksa. Bakın diyelim gittiniz 7 aldınız. Burası ne olacak canım dediniz işte 10 olsun. O zaman 7, 10 daha 17. Buraya ne kalıyor? 10. Bir kere iki tane aynı sayı yok zaten. Buradan bile patlıyor gördüğünüz gibi. Hani bir düşük bile yapsam hemen iş gitti. Dolayısıyla sadece oraya 8, 9, 10 yazabiliyoruz 27 olacak şekilde. En büyük sayımız 10 çünkü. Böylece 8'i elde etmek için buraya 3 kaldı. Şimdi 9 için de düşünelim. Mesela buraya 7, 2 desem oluyor mu? Evet. Peki buraya 8 desem, buraya 1 desem oluyor mu? Evet. Zaten ne demişti bize? Sarı hücredekiler arkadaşlar artan sırada olacak. Aşağıdan yukarıdan aşağı 8, 9, 10 oldu. Sonra her satırda sayılar soldan sağa artacak. 1, 8, 10, 2, 7, 9, 3, 5, 8, 10 da sağladık. Demek ki A 10'muş. B 7'ymiş. C 3'müş. Toplamları da arkadaşlar buradan 17, 3 daha 20 oldu B şıkkı. Hafızası arkadaşlar bunun 64 GB'mış belleğin. Ee, saniyede 16 MB dosya yükleniyormuş. Ve 10 dakika 40 saniye kalmış. Ne kadar yüklendiğini bilmiyorum ama ne kadar kaldığını biliyorum. Bu ne yapar? 600 artı 40'tan 640 saniye. Saniyede 16 MB yüklendiğine göre 640 çarpı 16 megabayt daha yüklenecek arkadaşlar. Şimdi bu yüklenmesi gerekenin ne kadarı 40 bölü yüzü. Diyeceksiniz ama burada %60 yazıyor. Yo bu şu demek işte tamamlanan %60 kalan ne arkadaşlar %40. Dolayısıyla tümünün %40'ı bu kadar kalana karşılık geliyor. Dolayısıyla e, buradan ne diyeceğiz şu sıfırları sadeleştirelim. 4 ile 64'ü sadeleştirelim. 16 olsun. 16 çarpı 16 çarpı 100 oldu. Bu x arkadaşlar yüklenmesi gereken şey bellek. Ve 1024'ü e de böleceğim bakın bu şekilde. 1024'e böldüğümüz zaman burada kaç GB'de olması gerekiyor onu anlayacağız böylece. 1024 2 üzeri 10'dur. Burası da 2 üzeri 4, 2 üzeri 4, 2 üzeri 8 yaptı. Şöyle sadeleştirdim. 2 üzeri 2 oldu. Bunları da sadeleştirirsek 25 oldu arkadaşlar. Demek ki yüklenmesi gereken e, hafıza 25 GB'mış. Toplamda 64 vardı. 64 eksi 25'ten demek ki 39 GB diğer kalacak arkadaşlar. E şıkkı. Herkes arkadaşlar kendi sayısını bildiği için... Burada sonuçlar yazmıyor ama bu sonuçlar belli. Sadece biz görmüyoruz. Diyelim a eksi b mesela atıyorum 10 olsun. Öğretmen bunu yazmış sonuçta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yazdığını söylüyor öğretmenin. Ama biz görmüyoruz. O yüzden takılmayın ona. Haliyle aslan kendi sayısını zaten bildiği için sonucu da bildiği için böylece b'yi de bilecek. Artık aslan b'yi bildiği için buranın sonucunu bildiği için d'yi de bilecek. A'yı bildiği için, B'yi bildiği için, sonucu bildiği için C'yi de bilecek. Dolayısıyla Aslan hepsini bildi arkadaşlar. Kendisininkinden yola çıkarak. Gelelim şimdi diğer arkadaşın adı neydi? Burhan. Burhan kendisininkini bildiği için, sonucu da bildiği için Aslan'ı bilir. Sonra ki B kendisini biliyor, sonucu biliyor. O zaman D'yi de bilir. B'yi biliyor kendisinin, A'yı buldu. C'yi bilmiyor ama sonucu biliyor. O zaman C'yi de buldu. O zaman Gördüğünüz gibi Burhan da oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim Cüneyt'e. Cüneyt'e baktığımız zaman ne olacak? Cüneyt arkadaşlar sadece kendisinden yola çıkarak A B'nin sonucunu biliyor. A ve B'yi bilmiyor. B ve D'yi bilmiyor. E kendisini biliyor. Sonucu biliyor burada. A B'yi bilemeyecek haliyle. Yani A eksi B'yi bilecek de A ve B'yi ayrı ayrı bilemeyecek. Dolayısıyla bir işe yaramayacak. E, Cüneyt'in kendi bilgisi o yüzden O olmadı. Davut'a geldiğimiz zaman Davut şu sonuçtan dolayı kendisini bildiği için artık B'yi de bilecek. B'yi bildiği için burada sonuç belli olduğu için A'yı da bilecek. B'yi bildi A'yı bildi sonucu biliyor C'yi de bilecek. Demek ki ABD cevabımız D şıkkı oldu arkadaşlar. Eşit zamanda arkadaşlar bunlar yol alıyor. Karşılaşmak demek eşit zaman demektir. Dolayısıyla E'ye geldiklerinde... İlla böyle uzunca göstermek gerekirse buna V1 diyelim, buna V2 diyelim. 2 birim yol alıyor, 2 birim yol alıyor, 1 bir birim yol alıyor. Toplamda 5 birim yol alıyor. 5 eşittir V2 çarpı T. Sonra A'dan çıkan BE'ye giden de ne yapıyor bakın? 3 birim yol alıyor. V1 çarpı T. Taraf tarafa oranlarsanız T'ler gider. V2'nin V1 oranı 5 bölü 3 gelir. Tam tersi küçüğün büyüğü oranı da şıklarda 3 bölü 5 var bakın A şıkkı. Komşu ülkeler farklı renkte boyanacakmış arkadaşlar. Soru işaretini soruyor bize. Ama onun öncesinde bence şunu görmek lazım. Elimizde sarı, mavi, turuncu, yeşil var. Şimdi turuncu ve sarı burada var ya. Mecburen arkadaşlar şu bölgeyi mavi veya yeşille boyayacağız. Yine bu bölgeyi mavi veya yeşille boyayacağız. Şimdi haliyle burayı maviyle boyarsak burayı yeşille boyamamız lazım ve şuraya da bir A bölgesi diyeyim. A bölgesi buradan farklı, buradan farklı ve buradan farklı. Dolayısıyla A bölgesi turuncu olamaz. Yeşil de olamaz, mavi de olamaz. A bölgesi mecburen sarı olmalı. Haliyle soru işaretli olan bölgenin sarı olma ihtimali yok arkadaşlar. Bu yüzden 1 kesinlikle olmaz ama turuncuyla mavi olabilir. Onda bir problem yok. Diyelim bu yeşilse burası turuncu olabilir. Ya da işte arkadaşlar bu mavi ise Burası yeşil olabilir. Yani bunda bir mahsur yok. Ama sarı kesinlikle olamıyor. İki bölmeden oluşuyormuş arkadaşlar parkur. Şöyle yapalım. Birinci bölme, ikinci bölme şeklinde. Birinci bölümü 40 km hızla saatteki hızı 40 km dediği için 24 dakikayı hemen saate çeviriyoruz. 24 bölü 60. Bunlar sadeleşiyor. 24 bölü 6, 4, 16 km oldu. Birinci bölüm 16 km'ymiş. İkinci araç arkadaşlar tüm parkuru 19 çarpı 1den 19 kilometrelik yol olarak alıyormuş. Demek ki ikinci bölüm arkadaşlar 3 kilometreymiş. Böylece üçüncü araç 3 kilometreyi 10 dakikada alıyor. Ne yapacağız? Onu 60'a böleceğiz. Böylece burada sadeleşince 18 kilometre bölü saat oldu arkadaşlar. Bunun hızı değişik.